Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bugünkü birlikteliğimizde teravih namazımız ve hasta olan kimsenin namazıyla ilgili ilmihal derslerimizi, sohbetlerimizi bu konularla devam etmiş olacağız inşallah. Teravih kelimesi değerli kardeşlerim, rahata ermek, huzura kavuşmak manasına gelen bir kelimedir. 20 rekatten müteşekkil bir namazdır. Erkekler ve kadınlar için sünnet-i müekkede olan bir namazdır. Ramazan ayına mahsus bir namazdır. Hastalık veya yolculuk sebebiyle oruç tutamayan kimselerin de teravih namazı kılmaları sünnet kabul edilmiştir. Teravih namazının camide cemaatle kılınması sünnettir ve sevabı çok büyüktür değerli kardeşlerim. Evde tek başına veya cemaatle teravih namazı kılınabilir, ancak camide kılmak daha faziletlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın "Men kâme ramazâne imânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbihi" faziletine inanarak ve mükafatını Allah rızası için Allah'tan umarak Ramazan gecelerini ibadetle geçiren, yani teravih namazı kılan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır hadisi şerifinden dolayı camide cemaatle teravih namazının kılınması tavsiye edilmiştir. Teravih namazı yatsı namazından sonra kılınır, yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı Ramazan ayında teravihten sonra kılınır, teravihten önce de kılınabilir. 20 rekat olan teravih namazı her 2 rekatın sonunda selam verilerek kılınır. 4 rekatta bir selam verilerek de kılınması mümkündür. Her iki durumda da namaza devam edilerek 20 rekat tamamlanmalıdır. 4 rekatta bir selam vererek teravihi kılan kimse 2. rekatte oturmamış ise kıldığı 4 rekat 2 rekat sayılır. Her 2 rekatte oturmak suretiyle namaza devam edip 20 rekatin sonunda selam verirse namaz tamamdır, ancak teravihin böyle kılınması mekruh görülmüştür. Teravihi hatim ile kılmak yine sünnet-i seniyyedir. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilemez. İmam ve cemaatten hiçbiri yatsı namazını cemaatle kılmamışlarsa teravihi cemaatle kılamazlar. Çünkü teravihin cemaati yatsının cemaatine tabidir. Yatsı namazını tek başına kılan teravih namazını imama uyarak cemaatle kılabilir. Teravihi imamla kılamayan kimse vitir namazını imamla kılabilir. Her 4 rekatın sonunda biraz oturmak müstehaptır. Bu oturuşa isterse tekbir, tehlil, salavat-ı şerife gibi zikirler eşlik edebilir. Her 2 rekattan sonra oturmak ise mekruh kabul edilmiştir. Teravih namazını kıldıran imam, okuyuşu uzatarak cemaati nefret ettirip dağıtmaktan sakınmalıdır. Çünkü cemaati çoğaltmak, namazda kıraati yani Kur'an okumayı uzatmaktan daha faziletlidir. Ancak Fatiha'dan sonra 3 kısa ayet veya 3 kısa ayet kadar uzun bir ayetten daha kısa okumak mekruh olduğundan namazı kıldıran kimse bu hususa dikkat etmelidir. İmam, çabuk kıldırarak namaza noksanlık getirmemeli, harflerin hakkını vererek okumalı ve tadili erkana, namazdaki hareketlerin sükun içerisinde yapılmasına riayet edilmelidir. Her iki rekatin başında Sübhaneke ve Euzü Besmele'yi, Ettahiyyatü'den sonra Allahümme Salli'yi, rükû ve secdeleri de tesbihleri terk etmekten sakınmalıdır. Evet, hasta kimselerin namazıyla ilgili de değerli kardeşlerim şu hususları dile getirebiliriz. Ayakta durmaya gücü yetmeyen veya ayakta durması halinde hastalığının uzaması yahut da artmasından korkan bir hasta oturduğu yerde rükû ve secdeleri yaparak namazını kılar. Rükû ve secdeleri yapamazsa ima ile kılar. İma namazda rükû ve secdeye işaret olmak üzere başı eğmek demektir. Bu durumda olan kimse rükûda başını biraz eğer, secdede rükûdan biraz daha fazla eğerek namazını kılar. Şayet secde için başını rükûdakinden fazla eğmezse namazı sahih olmaz kardeşlerim. Secdede başını yere koyamayan kimse yerden bir şey kaldırıp o şeyin üzerine secde edemez. Rükû yapmaya gücü yettiği halde
secde yapmayan kimse her ikisini de ima ile yapar. Oturarak namaz kılamayan sırt üstü yatıp rükû ve secdeleri baş işaretiyle yaparak namazını kılar. Bu şekilde namaz kılanın yüzünün kıbleye gelmesi için başının altına yastık koyması gerekir. Yan yatıp yüzünü kıbleye çevirerek kılması da caizdir. Yan yatarak kılması durumunda sağ tarafına yatması daha uygun görülmüştür. Bir şeye yaslanarak oturması mümkün iken yatarak kişinin namaz kılması caiz değildir. Yatarak ima ile kılan ve ayaklarını kıble tarafına uzatan kimsenin mümkünse dizlerini çekerek dikmesi uygun görülmüştür. Başını eğmek suretiyle işaret ederek namaz kılmaya gücü yetmeyen kimse namazını sonraya bırakır. Gözleri, kaşları veya kalbiyle işaret edip namaz kılamaz. Hastanın bu durumu bir gün ve bir geceden fazla devam ederse kılamadığı namazları kaza etmesi gerekmez. Bir kimse ayakta durabildiği halde rükû ve secdeleri yapamıyorsa ayakta ima ile kılması caiz ise de oturarak ima ile kılması daha uygun görülmüştür. Baş dönmesi veya yarım baş ağrısı sebebiyle ayakta duramayan oturarak namazını kılabilir. Ayakta iken küçük abdesti damlayan veya yarasından cerahat kan akan kimse oturduğu takdirde akıntısı kesilirse namazını oturarak kılar. Sağlıklı olan bir kişi ayakta namaz kılarken hastalanıp ayakta duramayacak hale gelirse oturduğu halde rükû ve secdeleri yaparak namazını kılar. Eğer rükû ve secdeleri yapacak hali yoksa oturduğu yerde ima ile namazını tamamlar. Oturarak ima ile kılamazsa sırt üstü yatarak namazını tamamlar. Kıbleye dönmekten aciz olan hasta gücü yettiği yöne doğru namazını kılabilir. Hasta olduğu için oturup rükû ve secdeleri yaparak namaz kılan kimse namaz kılarken iyileşir ve ayakta durabilecek hale gelirse namazın kalanını ayakta tamamlar. Namazı ima ile kılarken iyileşip rükû ve secdeleri yapacak duruma gelen kimsenin ise namazı yeniden kılması gerekir. Hasta tekbir alacak veya bir ayet okuyabilecek kadar ayakta durabilirse bunları yaptıktan sonra oturur namazını böylece tamamlamış olur. Bu konuyla ilgili değerli kardeşlerim tabure veya sandalye üzerinde namaz kılma meselesine dair birkaç tespitle sohbetimizi tamamlayalım inşallah. Kardeşimiz eğer oturarak namaz kılamıyor, ayakta namaz kılamıyor veya şöyle ifade edelim sadece sandalyeye oturarak namaz kılacak bir rahatsızlığa hastalığa sahipse namazını sandalye üzerinde kılabilir. Ama hastayla ilgili hükümleri sıraladığımız cümlelerimizden de anlaşıldığı üzere klasik kaynaklarımızda da günümüzdeki ilmihallerimizde de tabure üzerinde namaz kılma başlığı şeklinde bir başlık söz konusu değil. Çünkü kişi ayakta namaz kılabiliyorsa ayakta kılmalı, buna güç yetiremiyorsa oturarak namaz kılmalı, buna güç yetiremiyorsa sağ tarafına yatarak, sol tarafına yatarak, sırt üstü veya yüz üstü yatarak namazını tamamlayabilir. Bunların hiçbirisini yapamıyor da sadece sandalyeye oturarak namaz kılma imkanı varsa ki kişi kendini bilir, biz kardeşimizin durumunu tam olarak bilemeyebiliriz. Sadece tabureye oturarak namaz kılma imkanı varsa tabureye oturarak namazını kılabilir. Bu konuda başkanlığımızın, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun konuyla ilgili kararını kardeşlerimizin detaylı bir şekilde okumalarını tavsiye ediyoruz. Ama kardeşimiz farklı niyetlerle yani rükudan veya secdeden kaçmak için tabureye oturarak rahatsızlığını bahane ederek tabureye oturmak suretiyle namazını kılıyorsa böyle bir namazın da sahih ve geçerli bir namaz olmadığını belirtmek isteriz. Rabbimiz kıldığımız, kılacağımız namazlarımızı eksik ve kusurlarıyla dergâh-ı izzetinde en güzel kabullerle kabul ve makbul eylesin. Ve âhiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana bi hurmeti sırrı suratil Fatiha.